There's where the ball came from Hodge. Roberto Carlos looking for the bit. Oh my word. And he can just carry on. Bilek Spor'dan herkese merhabalar. İddialıyorum programına hoş geldiniz. Bugün sizlere 25 Mayıs Cumartesi ve 26 Mayıs Pazar günü oynanacak maç programından seçtiğim karşılaşmaları yorumlayacağım. Ezeli rakipler Celtic ile Rangers, İskoçya Kupası finalinde karşı karşıya. Şampiyon Celtic sezonu 2 kupayla kapatmak için sahaya çıkacak. Rangers ise ligin rövanşını alma peşinde. Final öncesi son 11 maçta sadece 2 kez kalesini gole kapayabilen Rangers'ın savunma performansı beni düşündürüyor. Celtic'in hücum efektifliği Rangers'tan çok daha iyi. O nedenle gollere yöneleceğiz. Tercihim karşılıklı gol var. Geldik Premier Lig takımları için sezonun kapanış maçına. Bu maçın sonucu Avrupa kupalarına gidecek takımları doğrudan etkilediği için 5. 6. ve 7. basamaktaki United ve diğer finalist City ile birlikte 4 takımı ilgilendiriyor. İbre sanki United'da kayacak gibi hissediyordum lig bitiminde, ancak bu hafta içi kupa kazanılsa bile Ten Hag ile yollar kesin olarak ayrılacak haberleri ile birlikte görüşülen teknik direktör isimleri duymaya başladık yoğun şekilde. Bu nedenle hem kaleci Ederson hariç tam kadro olan hem de oldukça formda olan City bir anda favori hale geldi. United'ın sakatlığı geçen oyuncuları var: Maguire, Luke Shaw, Lindelof, Rashford ve Varane gibi, ancak bu oyuncuların tamamı formsuz. Geçen sene FA Cup tarihinde ilk kez finalde bir Manchester derbisi izlemiştik ve kupayı maviler almıştı. Sonuç City'den yana gibi olsa da benim tercihim karşılıklı gol var. UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi finalinde Barcelona ve Lyon kupa için sahaya çıkacaklar. Barcelona ile Olympique Lyon, son iki final maçında kazanan Lyon olmuştu. İspanya'nın Bilbao kentindeki San Mames stadına oynanacak maçta son iki finalin aksine Barcelona, bu karşılaşmayı intikam maçı olarak görüyor. Lyon ise Şampiyonlar Ligi tarihinin en başarılı takımı. Oynadıkları 10 finalde 8 şampiyonluk aldılar. Barcelona'da Aitana Bonmatí'nin kaptanlığında bu kez kupayı müzelerine götürmek isteyeceklerdir. Avrupa Ligi finalinde bu sezonki ilk yenilgisini Atalanta karşısında alan Bayer Leverkusen, Almanya Kupası'nın sahibi olabilmek için son haftalarda Bundesliga 2'de kalmayı garantileyen Kaiserslautern ile karşılaşıyor. Leverkusen'in maçı kazanması herkesin ortak beklentisi. Maç için tercihim ise ilk yarıda 1.5 gol barajının aşılacağı yolunda. Ligde beklendiği gibi mutlu sona ulaşan PSG, Şampiyonlar Ligi'nde bir kez daha hayal kırıklığı yaşadı. Lyon ise çok kötü geçen ilk devrenin ardından, ikinci yarıda teknik direktör değişikliği ve yapılan transferler ile birlikte toparlanıp Avrupa Ligi vizesini aldı. Kupa finalinde PSG net favori olsa da Lyon'un güçlü rakibine zorluk çıkarabileceğini düşünüyorum. En az 3 gol izleriz. İngiltere Championship Playoff finalinde Leeds United ve Southampton karşı karşıya gelecekler. Leeds ve Southampton Premier Lig'den beraber düşmüşlerdi. İki ekibinde isteği bir sezon sonra tekrardan devler sahnesinde olmak. Ligde Southampton 2 maçı kazandı. Championship yarı finalindeki maçlarda rakiplerine karşı deplasmanda berabere kalıp evinde galibiyet alarak finale yükseldiler. Wembley Stadı, FA Cup finalinin ardından Championship finaline de ev sahipliği yapacak. Southampton'ı kazanmaya yakın görüyorum. Normal şartlarda Galatasaray'ın kazanacağı bir maç ama şartlar normal değil. İki takıma da bir puan yetiyor, büyük hedefe ulaşılıyor. Mağlubiyet halinde ise tüm sezonun emeği belki de yanıyor. Hatanın telafisinin yapılamayabileceği böyle bir senaryoda tarafların son derece kontrollü, dikkatli, düşük tempoda oynaması muhtemel.
öncelik gol yememek olur, anlamsız risk alınmaz. Maçın genelinde ve ilk yarıda fazla gol izlemeyiz. Fenerbahçe geçtiğimiz hafta Galatasaray'ı deplasmanda yenerek rakibinin şampiyonluk turu atmasını engelledi. Bu hafta Konyaspor, Galatasaray'ı yenerse Fenerbahçe'nin şampiyonluk şansı oluyor. Bu ihtimalin gerçekleşme şansı çok düşük. Fenerbahçe taraftarı rekor puan toplayan ve deplasmanda ezeli rakibini yenen takımını desteklemek ve sezon sonunda alkışlarla uğurlamak için tribünleri dolduracaktır. Şölen havasında geçecek bu maçta çok eksiği olsa da Fenerbahçe ilk yarıda 2 gol bulacaktır diye düşünüyorum. Lig şampiyonu Sporting'i finalde de bir adım önde görüyoruz. Porto'da kaotik bir sezonun ardından finale pek sağlam gelemiyor. Fakat diğer yandan Sporting geçtiğimiz günleri kutlamalarla, röportajlarla geçirdi. Rakip de ne olursa olsun kupa canavarı Porto. Bir rehavet çıkarsa affı olmaz. O nedenle taraf bahislerinden uzak durmakta fayda var. Zevkli ve keyifli bir final izleyebiliriz. 2,5 gol üstü daha güvenli duruyor. Dilek Spor olarak sizlere bu maçların değerlendirmesini sunduk. İddialı yorum olarak tahminlerimize devam edeceğiz. Kanalımıza abone olup bildirimlerini açarak tüm videolardan haberdar olabilirsiniz. Herkese bol şans diliyoruz.